Evet sevgili arkadaşlar, bugün SFİ derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün 5 derste İsveççe bütün harflerin okunuş yazılışlarını ve seslendirmelerini görmüştük, onu bitirmiştik. İsveççe alfabesini baştan sona dinlemek istiyorsanız, yazmak, konuşmak istiyorsanız önceki 5 dersimizi bir gözden geçirin. Şimdi bu harflerle kelimeler oluşturacağız ve trene yapacağız. Yani antrenman yapacağız biraz. Adresimiz tekrar edeyim. www.sfiportalem.se. Hemen girip başlıyoruz. Bugünkü dersimiz kısa olabilir. Çünkü yazma vardı. Bir bakayım ben de. Bu birincisini bitirdik arkadaşlar. Ler dei buxte varna, yani harfleri öğren. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Buxte ver ok urt, yani harfler ve kelime. Buxte ver harfler ve kelime kısmına geçiyoruz. Açıldı. Birincisine tıklıyoruz. Forma buxte ver, yani harflerin formları anlamında. Ne diyor bize? Trena at forma buxtevernă. Antrenman yap diyor. Harflerin yani formları ile diyor. Yani bu ne demektir? Bu harfleri kendimiz çizeceğiz, yazacağız yani. Şu şekilde. A, A, B, 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 B. B. Arkadaşlar bu harflerin hepsini biz geçen 5 derste görmüştük. Okunuş yazılışlarını. Dileyen arkadaşlar tekrar dönüp hızlı bir şekilde onları izleyebilirler. D. D. İye, İye, E, E. Bazı harflerin büyüklerinin ve küçüklüklerinin okunuşları farklı oluyordu hatırlıyorsanız. E harfi de onlardan birisi. Büyüğünü okurken, söylerken yanına i ekliyoruz. İye. Küçüğünü de direkt e diye kesip attırıyoruz. Dudaklarımızı kapatıp üfürüyoruz arkadaşlar. Dudaklarımızı çok az açıp üfürüyoruz. Üst dudağımız hafif açık, alt tamamen kapalı ve üfürüyoruz. G. 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 Arkadaşlar biz bunları bilgisayarda yapıyoruz. Siz de elinizle bir defter kaleme alıp yaparsanız ve aynen söylenişini söylerseniz çok daha rahat öğrenirsiniz. Boğazdan hava çıkartıyoruz. Öksürür gibi. Sizin belki SFI'de görmüş olduğunuz ses şekilleri farklı olabilir. Bu site bu şekilde bir öğretim
yapmış. Yani bu şekilde öğreneceğinizin daha kolay olduğunu düşünmüş. Ve bence de basit bir şekilde bu. Ama SFI okullarında tabii öğretmenin dili, ondan sonra İsveç'te yaşadığınız yer, mesela güney şivesi, kuzey şivesi farklı. Böyle birçok değişiklik farkı var. Ama bu sitede bu şekilde yapmış. Yazılışta hepsi aynıdır. İsveççenin tek bir yazılış şekli vardır. Sadece söylenişte, konuşmada değişiklikler var. İyi. 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 Büyüğünü biraz uzatıyoruz arkadaşlar. İyi. Küçüğünü kısaca söylüyoruz. İyi. J. Türkçedeki J harfi J diye geçiyor. Bunların böyle söylenildiğine bakmayın. Kelimeler içerisinde sesleri değişiklik gösteriyor. Boğazımızdan k, k, ı, k diye bir ses çıkartıyoruz arkadaşlar. Aslında bunları direkt geçip gramatiğe girecektim ama bunlardan da bunları verdiklerine göre dedim bir temel olarak alınması güzel olur. Yani o yüzden devam edin. Benim niyetim direkt gramatiğe ve daha üst derslere geçmekti. Bu da L'nin E'sini atıyorsunuz. Vuh diyorsunuz arkadaşlar. Ağzınızı kapatıp M sesi çıkartıyorsunuz. Ama yanında E harfi yok. Sadece Bunları daha geniş görmek isteyenler varsa işte dediğim gibi arkadaşlar o ilk 5 dersimizi gözden geçirmelerini rica ediyorum. Bu da N harfini çıkartıyoruz. N'nin yanındaki E'yi siliyoruz. Sadece N sesini ağzımız kapalı şekilde. Hani mesela büyük anneler çocuklarına kızacaklar zaman gibi sesler çıkartırlar o şekilde. O harfi bizim Türkçedeki O harfi büyüğü U diye okunuyor arkadaşlar. U küçüğü O oluyor. O. U O. P harfi arkadaşlar. P'nin E'sini atıyoruz. Sadece P diye söylüyoruz. Bu da Q harfi. Q'nun da üstüne atıyoruz. Sadece K, diyoruz arkadaşlar. Boğazımızdan kı sesi çıkartıyoruz. Yani Q'nun kısını. Bu da R harfi arkadaşlar. Rrr. Mesela helikopter çalıştırır gibi işte çocukların oynadığı zaman rrr gibi. Şimdi arkadaşlar bunu harflerin hangileri ünlü, hangileri ünsüz Türkçedeki gibi onlar da var. O tür detaylara girmiyoruz. Biz sadece okunuşlarını öğrenip hızlı şekilde konuşmaya yöneliyoruz. Yani mesela A, E, İ, O, Ü gibi harfler. Bu arada bu da T. Bunlar ünlü ve Türkçe'de söylendiği gibi ünlü ve ünsüz farklar var. Fakat o kadar detaya girmiyoruz. Bizim amacımız hızlı bir şekilde öğrenip konuşmak. Ü, u,
Bunu da arkadaşlar büyüğüne ü diyoruz. Bildiğimiz üniversitenin, Türkçedeki üniversitenin ü'sü. Küçüğüne de uzayın u'su u. Ü, u. Bu da V harfi. U. SFİ okullarında dediğim gibi bunların ünlülerini, ünsüzlerini hepsini çok geniş şekilde ele alıyorlar. X. Bunu da arkadaşlar X'tir bu. İ'yi siliyoruz. X. X diyoruz yani. X diyeceğimize İ'sini kaldırıyoruz. X. Bu da Ü'dür arkadaşlar. Yalnız bu Ü bizim Y harfidir. Bu Ü'nün bir farkı var. Söylenirken boğazınızı kısıyorsunuz ve dar bir Ü diyorsunuz. Boğazdan gelen bir Ü var. Ü. Ya yani boğazdan söylüyorsunuz bu Ü'yü. Diğer Ü'yü ağızdan söylüyorduk. Bunu boğazdan söylüyoruz. Bu da zeta harfi. Zzz. Zzz. O. Bu İsveç O'su arkadaşlar. A'nın üstünde yuvarlak var. Bu O harfi bildiğimiz Türkçedeki vanlık O harfi. O. Bunu gördüğünüz yerde direkt büyüğüne ve küçüğüne O diyoruz. Bu da E harfi arkadaşlar. Bizim normal Türkçedeki E harfi bunun iki noktalı A şeklinde olan E harfidir. E. E. Siz elinize kalem kağıt alıp bu harfleri böyle tek tek yaparak ve seslendirerek yaparsanız daha çabuk diliniz ve eliniz alışır. Bu Ö harfi arkadaşlar. Bizim Türkçedeki aynı Ö harfi gibi. Ö. Evet arkadaşlar. Harflerin yazma trenası dersi bu kadardı. Şimdi bakalım başka yapabileceğimiz bir dersimiz var mı? Evet, ikinci dersimizi de yapalım. Rita Hürdün Mün Ser Ütner Düser Bukste Varna Anvent Yerna Enspeger. Burada da diyor ki arkadaşlar harflerin diyor sen konuşurken harflerin harfler çıkarken ağzının nasıl göründüğünü çiz diyor bize. Yani bir ayna alacaksınız. Bu harfleri çıkartırken ağzınızın şekli nasıl oluyor? Aynaya bakıp ona göre çizmeye çalışacağız arkadaşlar. A. 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 Şöyle biraz A. Uzunu böyle açıyoruz. Küçüğünü de biraz kısıyoruz. İ. E. İ. E. İ. E. İ. Bu hafif böyle açık kalıyor. İyi. 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 Bunda dudağımızı biraz iyi şekline getiriyoruz. İyi. İyi. Yani büyüğünü söylerken. Oo. Oo. O. Dudaklarımızı arkadaşlar yuvarlak yapıp uzatıyoruz. Oo. Ü. 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 Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yuvarlak yapıp dudaklarımızı uzatıyoruz. İyi.
Ü. İ. Ha arkadaşlar, bunu söylerken boğazdan ü çıkartıyoruz. Dudaklardan çıkarmıyoruz. O yüzden bunu da hafif böyle yarım ü yapıyoruz. O. Bu da bizim bildiğimiz o. Şöyle bir o harfi yaptık mıydı? Yanaklar biraz geriye çekiliyor. Bu şekilde. Siz de aynada görüp kendiniz çizerseniz daha kolay olur arkadaşlar. Yuvarlak. Evet. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bir bakalım Bukstaver ve Urd'un üçüncüsünde ne var? Arkadaşlar bugünlük yeter diyelim, bu kadar. Çünkü kelimelere geçiyor. Bakalım. Trenapo vokal yüden. Aha, bu da ses trenası yapacağız. Sesleri duymayla ilgili. Bu çok uzun bir video olmasın. Buraya kadar yeter diyelim. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Bugün Forma Bookstaver ve Munnen'i gördük arkadaşlar. Siz de bir kağıt kalem elinize alıp da bu harfleri hem bilgisayarda yazıp hem de kağıt kalemle kendiniz yazıp seslendirirseniz çok daha kolay, güzel olacak arkadaşlar. Daha çabuk öğrenirsiniz. Seyrettiğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.